Herkese merhaba, ben Hilmi, e-girişimin kurucusuyum. Şimdi sizleri Profesör Doktor Selçuk Şirin ve Profesör Doktor Erhan Erkut ile yaptığım röportajlarla baş başa bırakıyorum. Ve röportajların hemen ardından Uluka e-girişiminin girişimci ve startuplarıyla da kısa kısa söyleşiler yaptık. Hadi şimdi videomuza geçelim. Selçuk Hocam selamlar, e-girişime hoş geldiniz. Merhaba. Bugün sizden birazcık girişimcilik dinleyeceğiz. Tabii. Bir de bu son başvurusu 22 Aralık'ta biten Hamdi Uluka e-girişiminden biraz bahsetmenizi Tabii. isteyeceğim. Biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük sıkıntılarından bir tanesi nüfusumuz çok genç. Bu genç nüfusu istihdam edecek kapasitemiz yok. Ya devlet memuru olacaklar ki kaç kişi olabilir? Çok evet. sınırlı kaynaklar. Ya var olan iş dünyasının bu gençlere iş olanağı sunması lazım. O da bütün dünyada yeni işlerin çoğu iş dünyasından gelmediği için sınırlı bir kaynak. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken startuplar üzerinden gençlere kendi işlerini kurma fırsatı vermek. Bu anlamda Türkiye'de bence son yılların en başarılı uygulamalarından bir tanesi Hamdi Uluka'ya girişimi. Evet. Hamdi Uluka'ya girişiminin bu sene 4. yılı. 4. yılın son başvurusu da 22 Aralık. Girişim fikri olan herkes gidip ulukayagirişimi.com adresine gidip başvuru yapabilir. Bu çok özgün bir program. İki değişik kanaldan yardımcı oluyor girişimcilere. Fikri olup herhangi bir şirketi olmayanlara girişimci adayı olarak destek oluyor. Bir şirketi olup bir startup kuranlara da diyor ki gel diyor senin ürününü yurt dışına götürelim. İhracat kapasitesini arttıralım. Her ikisini de alıyor. Önce İstanbul'da Profesör Erhan Erkut başkanlığında eğitimlere tabi tutuluyorlar. Bütün ekosistem, girişimci ekosistemin mentorluğunda bir eğitim alıyorlar. Sonra Amerika'ya gidiyorlar, New York Üniversitesi'nde, benim olduğum üniversitede. Biz onlara çok kaliteli bir eğitim olanağı sunuyoruz. Sonra dönüyorlar, kendi şirketlerini kuranlara belli bir şirket kurum desteği de veriyor Uluka'ya girişimi. Startup tarafında o ikinci program, dediğim gibi iki ayrı program var. Yani bir girişimci adayı programı var, bir startup programı. Startup tarafında da gidiyorlar, Çobani Incubator Kuluçka Merkezi'nde şirketlerini Amerika pazarını açmak ve oradan yatırım almak için destek olunuyor. Her iki tarafta da müthiş başarı hikayeleri var. Hamdi Uluka'ya, Amerika'ya gelen girişimcilere hem maddi hem manevi bütün destekleri sağlıyor. Evet, maddi deyince tabii karışıklık olmasın. Evet, olmasın. Hiçbir şekilde bu şirketlere yatırımcı olmuyor. Bu etik olarak da zaten doğru değil. Hiçbir şekilde onlara hisse talebinde bulunmuyor. Sadece kendi olanaklarını, kendi şirketin olanaklarını onlara açıyor. Bu da çok önemli tabii. Ayrıca bütün bu kabul alan herkesin bütün giderleri, uçak bileti, harçlıkları, şirket kurulum giderleri falan Uluka'ya girişim tarafından sağlanıyor. Hocam peki size şunu sormak istiyorum. Fikri olup henüz girişimci olamamış gençlere ne önerirsiniz? Şimdi startup dediğimiz şey zaten tam da bu sözünü ettiğiniz gençler için olan bir şey. Yani fikriniz varsa, belli bir olgunluğa geldiyse, siz zaten artık o fikri hayata geçirmediyseniz zaten vaktinizi boşa harcıyorsunuz. Yani git yap. Yola çık yol görünür diye Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Evet. Girişimciler için çok önemli bir söz o. Dolayısıyla varsa bir fikriniz yola çık. Ha, param yok o yüzden iş yapamıyorum diyenden zaten girişimci olmaz. Yani parası olan iş yapıyor diye bir kural yok bu yeni ekonomide. İyi bir fikriniz varsa, bir problemi belirlediniz, o problemi kimse sizden daha iyi çözemeyecekse zaten siz kaynağı bulursunuz. Bunun pek çok örneği var hem Türkiye'de hem yurt dışında. Dolayısıyla gençlerin biraz kafayı illa memur olacağım, illa devlete gireceğimden, illa gidip işte bir yerde bekçi olacağımdan ötesini hayal etmesi gerekiyor. Kendi işimin patronu olmak istiyorum diyen her gencin fırsat bulacağı bir ortamda, bir dünyada yaşıyoruz. Hocam bir de gençlerde şey korkusu var. Yurt dışına çıkma korkusu var. Hani yapamam. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Öyle bir korku bence şu dönemde yok. Eskiden belki vardı. Çünkü Türkiye'den yurt dışına çıkan gençlerin sayısı her zamankinden daha yüksek. Ben eskiden, yani ben 20 yıldır, küsur yıldır New York'ta yaşıyorum. Eskiden mesela 5. Avenue'de yürürken bir Türkçe duyunca durduruyordum, merhaba, nereden geldin, ne yapıyorsun falan. Şimdi her sokakta Türk var, bütün Avrupa kentleri öyle. Bizim belki en büyük sıkıntımız en yaratıcı startup dünyası, yaratıcı girişimcilik dünyasına girecek potansiyel en yüksek olan gençleri yurt dışına kaptırıyor olmamız.
Evet, buna beyin göçü diyoruz. Sizin de bildiğiniz gibi. Bununla ilgili son bir şey söylemek ister misiniz? Türkiye'nin yaşadığı bütün sorunları çözecek insan gücü, potansiyeli, kapasitesi var. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Gençlerin, girişimcilerin de kendilerindeki bu değerin farkına varması lazım. Ulukaya girişim de biraz bunu yapıyor. Yani zaten gençlerde olan o değeri ortaya çıkması için küçük bir destek veriyor. Yani sen yapabilirsin demek bile bazen yeterli. Erhan Hocam selamlar. Merhaba, selamlar. Bugün sizden Ulukaya Girişimi programı hakkında biraz bilgi alacağız. İnsanlar ya da genç girişimciler neden bu programa başvurmalı? Güzel bir soru. Maalesef ülkemiz asker ve memur yetiştirmeye odaklı. Üniversite sistemimiz tamamen özel sektöre veya devlete çalışan yetiştirmeye çalışıyor. Fakat özellikle Z kuşağında bir hareketlenme görüyorum ben. Artık gençler hayatları boyunca başka birisi için çalışmak istemiyorlar. Kendi işini kurmak isteyenler de var. Ve üstelik de Türkiye'nin buna çok ihtiyacı var. Türkiye'deki girişimci oranı %5 civarında falan. Hani bilemedin %6. Bunun 10'lara 15'lere çıkması gerekiyor ki ülkede gereken istihdamı yaratabilelim. Bu orta gelir tuzağından kurtulabilelim. Ve ülkeyi hak ettiğini düşündüğümüz yere çıkartabilelim. O cari açığı kapatabilelim. Bunun için daha fazla girişimci çıkarmamız lazım. Maalesef eğitim sistemimiz girişimci çıkarmaya yönelik değil. Dolayısıyla bu tür girişimler çok değerli. Girişimci olmayı düşünen ama nasıl olacağını bilemeyen gençlere yol gösteriyor Hamdi Ulukaya girişimi ve benzeri inisiyatifler. Bence şu anda bu alanda Türkiye'deki en değerli inisiyatif Hamdi Ulukaya girişimi. Hani İngilizce bilip bilmediğine bakmadan, herhangi bir girişimcilik eğitimi alıp almadığına bakmadan, hangi üniversiteden olduğuna bakmadan Türkiye'nin her tarafından girişimci adaylarını bir araya getiriyor ve onlara bir mentörlük eğitimi veriliyor, bir girişimcilik eğitimi veriliyor. Onlar Amerika'da 2-3 hafta kadar ağırlanıyor ve ciddi bir iş ağı kurma fırsatı geçiyor ellerine. Buradan çıkan herkes tabii çok başarılı girişimci olmayabilir ama en azından girişimcilik akıllarına düşmüş oluyor ve ileride hayatlarının bir noktasında girişimci olma ihtimalleri ciddi olarak artmış oluyor. Amacımız da bu. Çocukların içindeki girişimcilik ruhunu tetiklemek ve birazcık daha dünyaya girişimci gözüyle bakmalarını sağlamak. Hocam siz de yıllardır girişim ekosistemi içerisindesiniz. Gençler de diyelim, ne tür eksiklikler görüyorsunuz? Valla Türkiye'de gençlerde sadece girişimci değil, yönetici veya bir şirkette çalışan olmak için diye bile baktığımızda çok eksiklikler görüyorum. Ama yani özellikle girişimcilik alanında eksikleri ne dersen, piyasayı tanımıyorlar. Yani deneyimleri yok, gerçek hayat deneyimleri yok. Kendi fikirlerine aşıklar, fikri piyasada test etmemişler. Bu önemli. Yani 50 tane potansiyel müşteri adayıyla konuşmadan adım atma. Zannediyorlar ki bizde böyle bir uzmanlık var. Geliyorlar işte bana veya başka birisine soruyorlar. Hocam böyle bir fikrim var, sence çalışır mı? Nereden bileyim? Yani bir fikrin çalışıp çalışmayacağının tek karar vericisi piyasanın kendisidir. Piyasa satın alırsa fikri, fikir satar, satın almazsa satmaz. Dolayısıyla piyasada denemen gerekiyor, uzmana sormaya çalışmak yerine. Ama hep böyle Türkiye'de büyüklerimize danışmaya alışmışız ya, yani girişimcilikte biraz bunu da kırmaya çalışıyoruz. Büyükler ne bilir ki? Piyasa bilir, git piyasaya sor, evet. Piyasaya danış. Bunun dışında iki numaralı büyük eksiklik takım olabilmek, birlikte başarma konusunda maalesef çok geriyiz. Bireysel girişimci olunmaz. Girişimcilik bir takım oyunudur. Ama Türkiye'de en kötü yaptığımız şeylerin başında bence takım oyunu geliyor. Hani şu anda herkes sermaye yok falan diyor ama bence girişimcinin piyasayı tanımaması ve takım oluşturamaması daha büyük iki problem. Yoksa akıllı para her tarafta var. İyi girişimci ve iyi bir takımı bulduklarında yatırım yapmaya hazır akıllı para. Ama öbür tarafta daha büyük eksiklerimiz var. Valla yani girişimci olun demem ben kimseye ama girişimci olmak ne demek? Birazcık dünyaya... moda oldu galiba girişimci olmak. Yani moda keşke olsa, pek olmadı aslında. Yani biraz daha fazla konuşuluyor. Bunu işte bundan 10 sene kadar önce, 10 sene bile değil 8 sene kadar önce ilk dillendirenlerden birisi idim ben.
Konuşuyoruz. Bu arada neler çıktı? Çok ahım şahım şirketler çıkmadı Türkiye'den. Daha hala konuşma dönemindeyiz. Çıkanları da sattık. Sattık ama yani daha hala bir milyar dolar seviyelerine de ulaşamadık. Ama var, hareket var. Ben bundan 7-8 sene öncesinde kıyaslandığımda çok ümit var görüyorum Türkiye'deki durumu. Gençlerin de girişimci olma ihtimalini akıllarının bir tarafına yazmalarını öneriyorum. Yani girişimcilik bir yaşam biçimidir. Girişimci olduktan sonra maaşlı çalışan olmaya geri dönmek oldukça zordur. Ama girişimci olmanın bir doğru noktası, doğru zamanı vardır. Üniversiteyi bitirir bitirmez girişimci olmasını kimseye önermiyorum ben. 5 sene, 7 sene bir şirkette çalışıp ekonominin nasıl döndüğünü, hani nasıl para kazanıldığını, nasıl para kaybedildiğini, nasıl takım oluşturulduğunu, nasıl proje yönetildiğini, nasıl zaman yönetildiğini bir öğrenmesi lazım diyorum. Ondan sonra herkes kendine göre doğru zamanda, belki 30 yaşında, belki 35 yaşında, belki 38 yaşında girişimciliği deneyecektir. Bence bunlar daha doğru yaşlar girişimciliği denemek için. Yani şu anda üniversitede öğrencilere gaz verelim, hemencecik üniversiteyi bitirir bitirmez ya da bitirmeden bir girişim kursunlar, hayata atılsınlar, dünyayı fethetsinler. Böyle bir hayal kimseye satmaya çalışmıyoruz. Girişimci gibi düşünsünler, fırsatları tespit etmeye alışsınlar, takım çalışmasını öğrensinler, girişimciliğin metodolojisini öğrensinler. Bunun da bir iş yapış biçimi var sonuçta. Bu bir sanat falan değil. Bunun bir bilimi var. Ondan sonra kendilerini hazır hissettikleri zaman girişime hazır olsunlar. Hamdi Ulkaya girişimi de bu yönde insanları eğitmek için müthiş bir fırsat. Hafta sonuna kadar başvurular devam ediyor. Umarım bu konuda kendini geliştirmek isteyen herkes gerek fellow olarak ya da işte startup'ı olanlarda girişimleriyle birlikte bu programa başvururlar. Hocam bir de bir şey daha var. Hani bunu da aslında biraz cevaplamanızı istiyorum. Bir eğitimcisiniz. Genelde böyle şey var. İşte bu dünyanın en büyük girişimcileri işte yok okullarını terk etmişler. İşte okul yarım bırakmışlar, girişimci olmuşlar. Şu anki gençler de böyle okudukları bölümde uzmanlaşma noktasında bir sıkıntı görüyor musunuz? Valla yani şimdi gazetelerde popüler olan girişimcilere bakarak kariyer seçilmez. Yani o zaman futbolcu da olmaya heveslenebilir birisi, şarkıcı da olmaya heveslenebilir. Yani okulu yarım bırakıp da başarılı olmuş her girişimci için herhalde bir 5 tane de 10 tane de okulunu bitirip başarılı olmuş girişimci var. Okul... Yani belirleyici olan burada çocuğun okulu terk edip aşık olduğu fikrin peşinden koşturması değil. Belirleyici olan çocuğun bildiği, anladığı bir alanda fırsat tespit edip onun arkasından yürümesi. Bu okulu bitirmeden de olabilir, bitirdikten sonra da olabilir. Çok daha ileride de olabilir. Bakın optimal ya da optimal demeyeyim, en çok rastlanılan başarılı girişimcilik yaşları 37, 38, 39 Amerika'da. Bu üniversiteyi terk edip başarılı olmuş girişimci modeli sıra dışı bir model aslında. O oluyor, betonda da çimen yetişiyor ama çoğu çimenlerin betonda yetişmiyor. Çoğu girişimciler de okulu terk edenlerden çıkmıyor. Okulu bitirip, yani tekno girişim yapacaksan bir şeyi biliyor olman lazım ilk önce. Bildiğin bir konu üzerinde, yani ideal bir format mesela, işte yüksek lisans yapıyorsun, yüksek lisans tezini ticarileştiriyorsun falan gibi. Yani aklına bir fikir düşüp de girişimci olmak değil her zaman konu. Hatta bu azınlıkta esas konu senin bir işi çok iyi biliyor olman, bir işin uzmanı olman, o işi ticarileştirmek için adımlar atıyor olman lazım. Ama onun için bir işi gerçekten çok iyi biliyor olman lazım. Yüksek lisans doktoradan bahsediyorum. Ya da bitirdikten sonra bir teknoloji şirketinde 5 sene, 10 sene çalışmış olmaktan bahsediyorum. Ben bugün bir yatırımcı kafasıyla düşünecek olsam, bana gelip de 3. sınıfta ben okulu bırakacağım, iyi bir fikrim var diyen birisine mi koyarım parayı, yoksa bir şirkette çalışmış 10 sene 15 sene teknolojiyle haşır neşir olmuş birisine mi koyarım? Cevap benim için çok çok açık, çok net. Tabii ki başarı ihtimali daha yüksek olana koyarım. O da daha fazla bilendir. Daha fazla deneyimi olandır. Evet hocam. Çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim Emicim. Peki böyle sana buradan son bir çağrıda bulunmak ister misiniz? Böyle. Gençler, kurumsal çalışanlık kader değil. Otonomi çok önemli. Ne yapmak istediğinize, kiminle, nasıl ve ne zaman yapmak istediğinize kendi karar verebilmeniz çok önemli ve değerli. Bunun için de hayatınızın bir noktasında kendi işinizi kurma konusuna kafa yormanızı öneriyorum.
Bugün olur, yarın olur, 10 sene sonra olur, 20 sene sonra olur. Ama biz başkaları için çalışmak üzere yaratılmadık. Oyuncuyuz biz, piyon değiliz. Unutmayın. Merhabalar, ben Burak Kartal. Fikirdeğim Çocuk ve Genç Girişimcilik Merkezi'nin kurucusuyum. Hamdi Ulukaya Girişimi Programı'nın birinci girişimci adaylarının arasına girdim. Ulukaya Girişimi sayesinde kendi iş modelimi oluşturma imkanı buldum. Bana sağlamış olduğu mentorluk hizmetleri, Amerika'daki startupları ziyaret olsun birçok şey kazandırdı. Orada edindiğim bilgi ve tecrübelerle bugün öğrendiğim deneyimleri çocuklara aktaran bir şirket oluşturdum. Merhabalar, ben Ece Demirpençe, Mediterranean Deep'in kurucu ortağıyım. Mediterranean Deep, ev ve otel tekstil alanında faaliyet gösteren bir online perakende markası. Merkezimiz Amerika'da. Bizler Hamdi Ulukaya Girişim'in ilk dönem startuplarındanız. Hamdi Bey ile birlikte projemizi değerlendirmek, Amerika'daki ilk adımlarımızı atmak bizim için büyük keyifti. Hatta Hamdi Bey sayesinde markamızın ismini de değiştirdik bu yolculukta. Programda çok farklı mentorlarla ve merkezlerle bir araya gelme şansımız oldu. Bize kattığı her şey için çok teşekkür ediyoruz. Merhabalar, ben Duygu Yılmaz. Bayolim'in kurucu ortağıyım ve ekip lideriyim. Biz zeytin çekirdeğinden üretilen, dünyada her yıl 6 milyon ton kadar atık olarak çıkan zeytinyağı fabrikalarının atıklarından biyokatkılı granüller üretiyoruz. Hamdi Ulukaya Girişimi startup'ıyım, 2018 yılı. Hamdi Ulukaya Girişiminden sonra hem New York hem de Avrupa pazarına ilk satışımızı gerçekleştirdik. İlk ihracatımız da olmuş oldu. Bize globalde büyümek kısmında çok fazla destekleri oldu. Ayrıca yatırımcı bulma kısmında da çok iyi destekleri oldu. Çok teşekkürler. Merhaba, ben Dider Karataş. 2019 yılı Hamdi Ulukaya Girişimi girişimci adaylarından biriyim. Benim projem eğitim hayatımdan da aslında şekillenerek oluşan bir proje. Ben Hukuk Fakültesi ve Sanat Tasarım Fakültesi mezunuyum. Hukuk ve sanatı birleştirebileceğim bir platform kurmak istiyorum ve bu alanda da insanlara yardım etmek istiyorum. 2 haftalık bir Amerika programı var. 2 haftalık Amerika programında aslında sabahları New York Üniversitesi'nde oluyoruz ve eğitim alıyoruz. Daha sonrasında akşam yemekleri, aktiviteler oluyor veya müze gezileri oluyor. Burada çok çeşitli şeyler öğreniyoruz. Aynı zamanda hepimizin birer mentoru var. Kendi mentorlarımız dışında 24 girişimci adayız ve her 24 girişimci adayının da bir mentoru var. Bunların yanında birçok kültürel aktivite de oldu. Merhaba, ben Büşra, 19 yaşındayım. Fizik okuyorum, aynı zamanda bayat ekmekten plastik ürettiğim bir girişimim var. Bu girişimimle Hamdi Ulukaya Girişiminin girişimci adayı programına 2019 yılında kabul edildim ve Amerika sürecine başladım. Amerika süreci bana çok iyi geldi çünkü ben bu projeyi yüksek lisans veya doktora sürecimde gerçekleştirebileceğimi düşünürken Hamdi Ulukaya Girişimi sayesinde bunu daha da hızlandırdım ve aslında 2020 yılının ilk yarı döneminde şirketimi hayata geçirmeyi düşünüyorum. Diğer yarısı içinde bir ciro hedefi koydum. Bu benim için çok uzak bir hedefti. Ama artık çok daha yakın. Ayrıca Amerika pazarının çok da uzak olmadığını, oradaki rakiplerimin ne durumda olduğunu çok daha rahat gördüm. Aynı zamanda arkadaşlarımla kültürel geziler de yaptım. Bu benim için çok faydalı oldu. Biraz önce hikayeleri dinlediniz. Genç arkadaşlarımız bir fikirle geldiler. O fikirlerini geliştirdiler. Kimisi şirket kurdu. Kimisi zaten şirketini kurmuştu, geldi, ihracat yapmaya başladı. Arkadaşlarımızı dinlediniz. Eğer siz de onların yolunda yürümek istiyorsanız, bu hikayeye ortak olmak istiyorsanız, son başvuru tarihi 22 Aralık, ulukayagirişim.com adresine gidin, başvurunuzu yapın.